Başarıyız, başarıyız, durmayız. Gün hızlı ayaklarız. Birlikte çalışırız. Gün hızlı ayaklarız. Çünkü biz inandık kendimize. Gözümüz tam hedefte. Başarıyız, başarıyız. Bak Merveciğim, burayı dikkatle izlemen gerekiyor. Yardımseverlik. Gördün mü? İyice odaklanmış. Başka hiçbir yere bakmıyor. Sen de böyle davranmalısın. İbrahim, vuruşlarına biraz daha çalışman gerek. Bakın çocuklar. Kırmızı tulumlu güreşçi çok hızlı bir hamleyle rakibini yakalıyor ve rakibinin refleks göstermesine izin vermeden onu yere serip puanı alıyor. Biriniz karşıma geçsin. Mikrofonu bırakayım mı hocam? Sen güreşçi misin Mete? Branşım belli olmadı ama sonuçta güreş atasporumuz hocam. Mete, yerine geç. Ve Mete'nin karşılaşması başlamadan bitiyor. Bakın tekrar ediyorum. Dikkatli izleyin. Zeka, hız ve tekniğe, branşı ne olursa olsun her sporcunun ihtiyacı vardır. Yere değdiğin an kollarından güç alıp zıplaman gerekiyor. Hadi dene bakalım. Çok iyi Ali. Çocuklar, yemekten sonra derste gördüklerimizi tekrar edeceğiz. Yorucu bir gün olacak. Afiyet olsun. Size de hocam. Zeynep, Hasan'la Hakan yemeğe gelmeyecek mi? Odalarına çıkarken yemekte görüşürüz demişlerdi. Birazdan gelirler herhalde. Ta 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 ta. Ha? Günün özel yemeği de geldi. Ne de çok yedim. Kalkayım en iyisi. Çok da lezzetli görünüyorlar ama doyduk bir kere işte. Size afiyet olsun arkadaşlar. Ha? Çok lezzetli, çok güzel. Kaçmak yok. Zor bir antrenman bizi bekliyor. İyi beslenmemiz şart. Yardıma ihtiyacın var galiba. O halde biraz yardımcı olalım. Değil mi Hatice? Başka bir şey yesem olmaz mı? Muz mesela. Hayır. Hayır. Olmaz. Ali ağzını açıyor. Ah.
Hasan, senin bir yere geç kaldığını ilk defa şahit oluyorum. Bir şey mi oldu? Sadece biraz işimiz vardı. İdmandan sonra odada biraz dinlendik sadece. Hakan, tuzu uzatır mısın? Çok heyecanlıyım Yusuf. Bence herkesin gözü bizim ayakkabılarımızda olacak. Bu ayakkabıları giyince sanki daha güçlü oluyorum. Umarım beni de daha hızlı yaparlar. Benden habersiz ayakkabıları mı yıkadın Yusuf? Yok. İçleri sanki biraz ıslak gibi. Bize öyle gelmiştir. Başka ne olabilir ki? Bence de. Hazırsan çıkalım. Evet arkadaşlar, bu antrenmanla derste gördüklerimizi iyice pekiştirdik. Bu kadar yeterli. Ayakkabılarınız yeni galiba. Çok etkileyici görünüyorlar. Teşekkürler. Yusuf'un sayesinde. Benimkiler bugün ayağımı biraz sıktı sanki. Çıkarayım da rahat rahat dinleneyim. Dünya varmış. Ben de çıkarayım. Ayakkabım çıkmıyor. Ayakkabı neden çıkmıyor? Anlamadım ki. Nasıl oldu anlamadım. Harikayım. Ben de. Ama çok heyecanlıyım. 20 dakika oldu ve Akif Hoca henüz gelmedi. Bir terslik var. Hissediyorum. Geç kalınan her dakika için kaç sınav çekiyorduk hocam? 3 mü? Az önce bir telefon aldım. Hastaneden. Abin Fatih. Ne? Bir kaza geçirmiş. Merak etme, durumu gayet iyi. Birkaç gün izinlisin. Hastanede abinin yanında olmak istersin herhalde. Güle güle. İyi olacak. Geçmiş olsun Ali. Sağ olun. Hasan neden gelmedi? Birbirimize rakip olabiliriz ama bu durum çok farklı. Olsun, önemli değil. Hepinize teşekkür ederim. Bir şeye ihtiyacın olursa haber ver Ali. Ali! Bu ne? 3 günlük özel antrenman programı. İhtiyacın olur diye düşündüm. Ali hastaneye gidiyor Hasan. Biliyorum. Durumu babama anlattım ve o da hemen hastane yönetimiyle görüştü. Ali orada olduğu sürece hastanenin fizik tedavi salonunda çalışabilir.
Ön yargı. Hocam, bende yükseklik korkusu var. Tamam Mete, sağ ol. Ben kalkarım. Hem ambulansım hem de atletik bir sporcuyum. Ali! Ağabeyinin durumu nasıl Ali? Gayet iyi hocam. Eve dönüyor bugün. Çok sevindim. Tekrar geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, serbestsiniz. Sıkı çalış Ali. Okul takımına tek sprinter seçilecek. Ne yaptınız ben yokken? Ne yapacağız Ali? Spor yaptık. Ben yokken hiç müsabaka oldu mu? Yok. Onları kıracak bir şey mi yaptım acaba? Ama... Ne uğradığını şaşırdı. İki gün yoktum. Herkes bana sırtını dönmüş anlaşılan. Bunu da çöpe atayım. Neye uğradığını şaşırdı. Of. Kalkın. Hadi acele edin. Hazırlıklar başlıyor. Ben hallederim. Hadi. Evet. Buyurun hocam. Merhaba, nerede kaldın? Dışarıdaki süsleri sen mi yapıştırdın? Evet, Ali geldiğinde süsleri görünce sevinir, değil mi? O süsleri almalısın. Sürprizimiz bozulmasın. Ne? Okulun nasıl? Arkadaş edinebildin mi? Bunları başka zaman konuşuruz. Bir iyileş de. Hadi ama. Burada zaman geçmiyor zaten. Merak ediyorum. Mutlu musun? Okul gayet iyi. Arkadaş da edindim. Hepsi birbirinden çok farklı. Bir görsen. Mesela Yusuf. En yakın arkadaşlarımdan biri. Planlı ve programlıdır. Hele bir programına uyma.
Hatice var, tek bandocu. Çok narin, hassas bir kız. Nasıl oluyor deme, oluyor. Hasan benim gibi koşucu. Uzun süre pek anlaşamadık. Çok disiplinli ve çalışkan. Açıkçası sıkı bir rakip. Zeynep, o da tek bandocu. Biraz sinirli. İlk başta onunla da aramız iyi değildi. Sonra... herkesi çok güldüren, yerinde duramayan biri var, Mete. Oho, daha kimler yok ki? İbrahim, Fatma, Merve, Elif... Şimdi kesin antrenman yapıyorlardır. Şimdi kesin bizi düşünüyordur. Babamla konuştum. Hediyeler tamam. Süslemeler de tamam. Ben de buradayım. Her şey tamam o zaman. Bu görevimiz bittiğine göre şimdi antrenman yapabiliriz. Ali! Sıkı çalış Ali. Okul takımına tek sprinter seçilecek. Ne yaptınız ben yokken? Ne yapacağız Ali? Spor yap. Yok. Ben yokken hiç müsabaka oldu mu? Onları kıracak bir şey mi yaptım acaba? Neye uğradığını şaşırdı. İki gün yoktum, herkes bana sırtını dönmüş anlaşılan. Bunu da çöpe atayım. Sinirlendim. Sandım ki... Hadi itiraf et. Biraz imrendin bana, değil mi? Ben sana daha neler. Herkes toplansın. Pasta zamanı. Evet. İşte en sevdiğim bölüm bu. İyi ki doğdun Ali. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. Ha ha ha.